en popüler 6 cevabı arıyoruz. Kına gecesi. En popüler cevap. Efsane yarışma aileler yarışıyor, başlıyor. İşte karşınıza renkli ve eğlenceli sunumuyla Ufuk Özkan. Sağ olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, akranlarımızın yanaklarından öpüyoruz. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranların başına, aileler yarışıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Kurban olurum, kurban olurum. İlk ailemiz geliyor. Kim onlar? Kopuk yaylası, tayfası. Sağ olun. Vallahi sizden habersiz ben masanın ismini, ailenin ismini değiştirdim. Kopuk yaylası yaptım bir yerde. Kopuk tayfası bu nedir? Kopuk mu? Nereden geliyor? Yok. Buradan mı geliyor? Bizim sülalenin aslında büyüğünden geliyor. Hangi büyüğü? Dedemiz. Dedenizin evet. Adı mı, soyadı mı? Kopuk mu? Yok, hayır. Kendisi mi kopuktu? Lakabı. Yok, biz Karadenizliyiz. Neresinden? Trabzon. Trabzon. Giresun. Giresun. Oo, ben kendi tarafından Trabzon Caykara biliyorsunuz. Bravo. Tabii. Baba da sağ olsun çarşamba. Evet. Güzel. Şimdi bizim dedemiz hep gurbette çalışıyormuş. Evet. Senede yani bir defa. Yani hayattan kopuk o yüzden. Evet, hayır. Senede bir defa gelip çocuk yapıp gidiyormuş. Çocuk yapıp gidiyormuş. Kopuk aslında, evden kopuk anlamında. G ile yazılıyor. Şiveden dolayı kopuk tayfası. Ha, ona kopuk diyoruz. Aynen. Yeah. İyi, hadi bakalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Su 100 derecede kaynar. Biz Karadenizliler. Bir derecede kaynarız. Her türlü. Göreceğiz burada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve rakipleri geliyor. Kim onlar? Çayır çobanları. Demin kopuk yaylası dedim ya, iyi ki bayır çobanları demedim. Çayır çobanları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sezen kaptanlığında. Kimlerle geldin? Çok güzel anlatıyormuşsun. Öyle bir şey duydum. Böyle bir cıvıl cıvıl anlatıyormuşsun. Şimdi bu benim kardeşim. Benden sonra olan. Bu üçüncümüz. Sonra bu gelinimiz geldi. Bunu da atacaksın herhalde. Onu da geçen sene aldım. Geçen sene. Nereden atacaksınız? Nevşehir'den. Nevşehir'den. Evet. Yeni gelin. Yeni gelin. Taze gelin. Oh, hadi bakalım. Memnun muyuz gelinden? Oo, ikisinden de. Hadi Allah bakalım. Razı burada olsun. Da inşallah memnun kalacağız. İnşallah. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hadi bakalım. Aileler yarışıyor. Yepyeni etaplarımızla biliyorsunuz. Yeni yayın döneminde de sizlerle beraber oluyoruz. Büyük ödülümüz tamı tamına 10.000 Türk lirasıdır efendim. Sadece bir gün değil, hafta içi her gün, hem de her gün 10.000 lira ödülümüz var. Az buz bir para değil bu dönemde. Aileler yarışıyor da bu paraya ulaşabilmek için, kazanabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Yarışmamız gerekiyor. Hazır mıyız? Bomba gerekiyor. Hazır mıyız? Her zaman. Aileler yarışıyor. İlk etabıyla başlıyor. Ali Uğur, Sezen. Sağ olun. Her zaman söylediğim gibi her etabı, her soruyu en son soru, son etapmış gibi oynayın. Sonra ah vah yapmayınız. 100 kişiye sorduk her zaman olduğu gibi en popüler 6 cevabı arıyoruz. İlk etap. Sorumuz da şu. Olmaz ise uçağın uçamayacağı bir... Pilot. Pilot. Kuvvetli muhtemel... En popüler cevap gibi geliba. Öyle olacak. İkinci. Şimdi Sezen. Bu etabı sizin masada oynamamamız için senin en popüler cevabı bulman gerekiyor. Şimdi klasik diyeceğim ki iki tane var. Hangini seçeceğim bilmiyorum diyeceğim. En popüler olanını seç.
Bak soruyu tam olarak bir okuyayım ben sana. Olmazsa uçağın uçamayacağı bir şey söyleyin. Çok basit ki. Kanat. O, kanat mı? E ne kanat olmazsa olur mu? Ya güzel cevap da en popüler midir? Bence değildir. Benim aklımda en popüler başka bir şey var. Değiştirebiliyor mu? Yok. Ağızdan çıkanı aldık bile. Vardır ama en popüler midir? Bilmiyorum. Aha! İşte bu duruyor. Bir dedim. Anam! Kurban olurum paşam. Nasıl sevindi Yağız? Gel bakayım. Gel. Gel kurban olurum gel. Oy! Oy! Tat bakayım. Ha, bir tane de orada var, onu da ver. Yok, bel fıtığı olurum belki. Şimdi ikisini aynı anda almayayım. Sen neredesin? Sen kimsin? Yücepeyim. Yavucu buçucun. Yağız mısın? Kim? Annen mi, baban kim? Göster elinle. Neredeler? Beytullah mı? Evet. Hadi gel bir şans öpücüğü ver bakayım. Paşam. Şans öpücüğü ver bakayım. Beni de öp. Beni de öp. Hadi kapının önünden uzaklaşma. Hadi bakalım. Şimdi bir tane daha benim aklımda daha popüler dedim ki birinci o çıkar ama yanılmışım. Güzel. Çok kolay. Bitiririz bu etabı. Muhakkak. Rahat bitiririz. Tabii, tabii. Neydi sorumuz? Olmazsa. Olmazsa uçağın uçamayacağı bir şey söyleyin. Biter burası. Alır bu etabı. Bitmez o iş. Mümkün değil. Muhtemelen siz de motoru düşünmüştünüzdür diye geldi bana. Aldık bile ağızdan, ağızdan çıkan. Motor. Evet. Ama planör hani onsuz uçabiliyor, o da bir uçak şeyinde ama motor, motor vardır bence. Motor, güzel bir şey. Güzel. Bravo. Bu iş bizde ya. Hadi Secum. Hadi bakalım. Haydi. Patlat bir tane. Uçakta olduğunu düşün. Ne var uçakta? Ne olmazsa o uçak uçmaz. Hostes de olmadan uçmaz. Hostes ya. Olmazsa uçmaz. Uçmaz mı? Uçmaması lazım. Uçamaz. Uçamaz yani. Niye ben, öyle? Ben kesinlikle yeminim var uçağın. Olur ya hostes olmadan. Yani bize yardımcı olacak birisi olmazsa uçakta o uçak uçmaz mı? Uçmaz. Uçmaz. Sevcan diyorsa uçmaz. Uçmaz. Oldu mu kız hostes sence? Oldu bence. Doğruyu söyle. Oldu mu oldu? Oldu. Vallahi mi? Oldu. Bak şimdi göreceğiz oldu mu olmadı mı? Niyetini belli ediyor aslında. Hostes. Hostes. Olsa da olur. Olmasa da olur. Çayımızı kendimiz alırız. Yani. Kanat var, pilot var, motor var. Bana ne hostesten? Doğru bu mu? Bu ekonomi için geçerli bence. Business'lar hostessiz yapamazlar. Ya şimdi hostes ve host arkadaşlarımız ne olur kusura bakmasınlar, yanlış anlamasınlar. Tamamıyla soruyla ilgili olarak söylüyorum. Siz de ekran balıları başında şu anda bana hak veriyorsunuz. Görüyorum, duyuyorum. Bakalım. Hiç ağa yok. Hiç önemli değil. Hadi Selo. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen de mi? Öyle hostesin hostun olmadığı özel jetler falan var. Tek pilotla beraber uçuyorlar işte. Aynen. Söyle, gerek yok. Şimdi kopyaya girer. Selahattin. Bu arada parayı kazanırlarsa 10 bin lirayı Selahattin'e... Çünkü elden almak istiyormuşsunuz parayı. Ben alacağım. Selahattin'e hiçbir şekilde güvenmiyorlar. Ben ama ablama parayı vereceğimi söyleyeceğini zannettim yani. Direkt gömdünüz beni. Ama... Doğru. Öyle doğru. Bir şey var mı? Öyle. Yok mu? Eşim bile öyle söyledi orada. Mecbur kaldım. Mecbur kaldın. İç eder diye, öyle diye, öyle bir şey duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Doğru. Doğru. Ha, aman. Bu arada en az da sana güveniyorlarmış. Evet. Size çalışıyorum şu anda, farkında mısınız? Aynen, kesinlikle. Moral, motivasyon dipte, yerde. Ama o belli olmaz. Ama benim kardeşim aslan bir kere de çıkaracak. Yakıt. Yakıt işte, benim aklımdaki cevap bu. Bravo. Benim aklımdaki en popüler cevap bence yakıt diye düşünmüştüm ama... Sana yine gelecek oldu ama. Gelsin. Aklımda var zaten. Bana rağmen başardı. Elinden gideyim. Bundan sonrasını göreceğiz. Bana biraz destek atın arada. Tabii. Hatice. Ne kadarlık gelinsin? Bir yıl, bir ay. Cicimler geçti değil mi? Geçti canım, çok oldu. Ne kadar çok oldu? Bir ayda bitti işte. Benim cicimim 3 ay sürmüştü. Genellikle 3-4 ay cicim sürer. Bir ayda ne çabuk bitti ya? Ne bileyim. Heyecandan ne dediğini bilmiyorsun.
Eve gidince artık konuşacağız bunları. Hadi bakayım. Ne olabilir başka bir şey? Ya benim aklıma geliyor da şu an kanatla acaba karıştırıyor olabilirim. Şey var ya, pervane. Bu dedim motorların bile arasındaki perde. Pervane doğru. Doğru. Işte. Kanat başka bir şey, motorun içindeki pervane başka bir şey. O dönecek vardı, ki havayı vardı, alıp arkadan itecekle uçacağım. De, öyle değil mi? Sonra. En basit şekilde bu şekilde anlatılır. Doğru Hatice. İnşallah 100 kişi de popüler cevaplarımızın arasına koymuştur. Güzel cevap. Bence de güzel. Ha? Ben yaptım. Bir tane bravo kaldı. Abla hiç kasma. Bilemezsen de 6. soruda bende zaten. Asla hadi o şeyi söylemiyorum. Ne o? Var bir şey diyorum ya ben. Dedikten sonra yanlış cevaplar geliyor. Nazar onu demiyorum. Demeyin hiç demeyin o zaman. Çok kötü hiç gidiyorsunuz. Yerlerdesiniz. Böyle ekip maşallah olur mu? Maşallah. Bu nedir falan diyor. Lanet olsun ya. Kendimden tiksin. Son bir tane. Kara kutu. Kara dut. Kara kutu. Onun suyu da güzel ama olsa kara kutu. Tabii yayla, çayır, ya, kara dut normal tabii. Kara dut olmazsa bu uçak uçmaz. Kara dut ne ya? Şuradan duyuyorum. Benim 10 sene sonra düşünsenize. İyi. Böyle giderse. Kara kutu. Ne diyorsunuz? Özel uçaklar var, tek motorlu falan. Onlar aynen, izin almasına onlarda gerek yok. Uçuyorlar yani, bir şey olmaz. Ama onlarda da kara, kara kutu var diye biliyorum. Kara kutu açılır diyenle alkışlar mı? Allah Allah, yalnız mı? Anladım. Bunların tarafı oğlum. %50-50. %50-50. Korkarak soruyorum. 100 kişi bakalım 6 numaralı popüler cevabımıza kara kutuyu eklemiş mi? Peki biz ne söyleyeceğiz? Çarpı gelirse kümeleniyor. Gopuk tayfası. Aha! Gel küme. Gel. Ben Beto'ya bıraktım. Şunu yapsınlar diye ablama cevap. Bir de siz bir motivasyon olun bak. Şu motivasyonu tekrardan kazanın bakalım. Sizin bir şahane bir şeyiniz varmış galiba. Evet. Yani. Biz onu yapacağız. Bir hareketiniz var. Evet. Şu son cevaba girmeden onu şu hareketle bakalım. Yapalım, yapın da. Burada yapalım deyince, olur mu? Üç deyince. Burada. Evet. Bir, iki, üç. Çay çobanları! Bak güzel, bak bu da uçak. Evet. Bu da uçak. Soru da güzel. Hadi Beytullah abi, güveniyorum sana. Finish. Hadi. Evet, hadi güveniyoruz. İniş takımı. Evet ya. Hemen bildi. Şey İniş takımı deyince o taraf bir anda böyle oldu. Yormayın kendini. Dedim ben ne diye. Abi, gelin gelin de başka. Yok. Abi havada kalsınlar şu anda, biz düşünüyoruz. Vallahi biz iniyoruz şu anda. Gerisi şey oluyor. Hadi görüşürüz. Biz iniyoruz. Siz rötarlısınız. 2 saat rötar yediniz. Söyleyeyim size. Güzel cevap. Açılmayan son popüler güzel cevap. İniş takımı mı? Kesinlikle. Evet ya. Öyle zaten. Ana! Hadi be. Gel buraya. Hadi şimdi gidebiliriz. Tamam, herkes bir şey düşünüyor. Abi sen manzarayı görmedin tabii. Bir sürü cevabı. Oradan ses geldi. Yalan olur. Oynayarak buraya geliyor. Biz orada düşünüyoruz yani. Şimdi kaç puanla gelmişim? 79 puanla. Evet. Oh, Keka bir tane cevap. Hayır, cepte. 24 puanı benim. Ha doğru, senden var. İkincisi sende. Kadriye. Evet. Soruyu tekrar alabilir miyim? Yuh. Emin olmak için vereceğim cevabı. Aa, soruyu tekrar soruyorum yani o zaman. Çünkü ona göre iki cevabım var. Neyse o. Şey, hava yolları şirketlerini sayar mısınız diyormuşum şimdi. Değil tabii ki. Yine uçakta olmazsa uçağın uçamayacağı. Uçakta olmazsa. Uçakta olmazsa. Uçamayacağı bir şey. Mekanik de olabilir. Yolcu diyoruz. Yolcu aklımıza geldi. Ben de yolcu dedim. Ya da pist olabilir. Pist olmazsa uçak. Uçakta olmazsa. Yani uçakta olmazsa yolcu ama uçakta kaldırmayla ihtiyaç olursa pist. Buralarda hiç yorum yapamıyorum. Dikkat ettiyseniz gayet nötr bir şekilde bakıyorum ki etkilemeyeyim sizi. Hostes açılmadı ama mürettebat belki. Ama pilot dedi. Kaptanım Ali. Neye karar veriyorsun kaptanım? Şimdi ailemin cevapları güzel. Güzel. Bir de soruyu biraz daha farklı açıdan da ben de değerlendirmek istiyorum. Çünkü burada zaten yeterince cevap var. Biraz daha ayrıntı bakarsak pis cevabı bana mantıklı geliyor. Geldi mi? Aldı. Gelemeyebilir ama. Yok. Ama pis yoksa yok. Nasıl uçak kalkacak? Kokpit olmadan nasıl uçacak? Afibi olanlar var, denize inip. İniş takımı olmadan nasıl kalkıyor? Nasıl inecek? Havada mı kalacak? Bence pist olmaz. Açılmayan son popüler cevap. Yolcu da olabilir ya o. Pist mi? Doink.
Hangi aile puanlarla başlıyor? Hadi, İlk etapın sonunda. Hadi! Döndü! Seni burada. Hatice ile hiç çakışamadık. Hiç çakışamadık seninle. Ay evet. Anam, İrem, Meriç, sizler kimlerdensiniz? O da kızımız. O da kızımız. Bu ufak olan. O da kızınız. Sen kız o taraftan. Paşam, burası da bu taraf. Böyle Yusuf, İkbal ablam hoş geldin, sefalar getirdin. Orası da bu taraf. Ne olabilir? Son cevap. Kuyruğu olmazsa uçmaz. Kuyruğu olmazsa uçmaz. Kokpit. Ne acaba ya şu açılmayan altın numaralı? Yolcu. Kuyruk. Nerede o? Olsun, cevap düşmüş. Bizden cevap çıkmadı ya. Bravo. 79 ve henüz siftahı yapmadık. İnşallah bu etapta olur. Alkışlarımızla ikinci etap Beytullah ve Sema geliyor. Buyursunlar. Şimdi aileler yarışıyor da şey çok önemli biliyorsunuz değil mi? Konsantrasyon çok önemli. Burada bir zamanlama var. Hem soruyu iyi dinlemek hem de zamanında butona basmak çok önemli. O yüzden sizden ricam şu. Birbirinize odaklanın. Birbirinize konsantre olun. Göz temasından asla ve katla vazgeçmeyin. Çok önemli bir soru geliyor çünkü. Bu sorduğum soruya ilk butonu basan muhtemelen olur. En popüler cevabı anında söyler ve masasına gittiğinde o etabı o masa kazanır deyip sözü bırakıyorum. Ben de bırakayım. Şimdi önce şöyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum ekibe. Ekip sağladı bize. Biz buraya gelirken unutmuşuz heyecandan. Çok teşekkür ediyorum. Ama benim sana bir teklif yapmam gerekiyor. Şöyle alalım mı sizi? Tabii ki. Önce çiçeği vereyim. Benim için de tabii heyecanlı bir durum ama büyük mücadele ettik. Evet. Aslında ben sana çok büyük bir kapsamlı bir sürpriz teklif hazırlamıştım. Biliyorsun sen beni terk ettin. Evet. Akabinde sen geri döndün. Evet. Çok güzel bir ortam. Bütün ekibe, herkese, Ufuk abiye çok teşekkür ediyorum bu imkanı sağladıkları için. Elimi tutup bir ömür boyu bırakmamanı istiyorum. Evet mi? Hayır mı? Tabii ki sonsuza kadar evet. Bir daha değil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de TRT'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri Allah tek yastıkta kocasınız. Teşekkür ederim. Çok güzel bir anı oldu. Evet. Türk televizyonunda, TRT'de. Çocuklarımız değil hatta torunlarımıza kalacak bir anı oldu. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok teşekkürler. Oğlunuz olursa adını Ufuk koyun. Tamam. Koyun. Söz mü? Söz. Hadi bakalım. Alkışlarla. Gel buyurun. Buyurun. Bir şey de ben söyleyebilir miyim? Romanımız var. Şimdi sen de hediye olarak herhalde butona basmazsın. Yok bu ya. Kadar romantik şeyler yaşanmıyor. Aslında ona yakın bir şey söyleyecektim de. Yani çok güzel bir şey oldu. Jest oldu. Sen tebrik de bir jest ederim. Yaparsın. Çeyrek altın niyetine basma şuna. Onu yaparım da çeyrek altın davet edilirsek yaparız ya. Ama onu hediye edebilirsiniz. İşte hayır. Hani burada güzel oldu, ileride anınız olacak. Sen bir de kazanmış olsaydınız bir Beytullah daha matbaacı. Güzel olacaktı. Evet. Matbaacı, ben bu işi burada bitiriyorum. Bravo. Düğün davetiyelerini Beytullah 1 lira almadan kendisi bastırıyor. Buyurun. O yüzden de butona basabilirsin Beytullah. Tamam, davetiyeler kızardı bir anda. Yok, başkasına sözüm vardı da ona baktım bir anda görebiliyor muyum? Göstermesini. Hadi devam edelim. Ellerimiz geride. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Sorumuz da şu. Boşluğu doldurun.
İnsan nokta nokta nokta. İnsan hödö. İnsan hörü. Çok kurt. İnsan nokta nokta nokta. Mesela ne yapabiliriz? Mesela ne güzel mesela şeylerimiz var değil mi? Ülkemizde kaynaklarımız var. Değil mi? İnsan. Yani böyle hani faydalandığımız kaynaklar var mesela. Atıyorum kitap kaynakları değil mi? Onlar var. İnsan. İnsan değil mi? Kaynaklarımız var. Kaynayacağım. Birazdan kaynayacağım. Ne? İnsan ansiklopedisi. Gibi bir şey geldi aklıma. İnsan ansiklopedisi. Nerede o yüzük nerede? Çıkart o yüzüğü. Ama çıkart. Beni dağıttınız bir daha yani. Ali bir daha düşün. Ali yandı beynim. Nerede o? Ya doğru değil mi? Doğru doğru. Ha, doğru doğru kafa yandı. Yüzük bir daha düşün. Bağırıyorum burada. Bağırıyorum. Kafam çok karıştı. İnsan ansiklopedisi. Çıksın. Bak insan evlenme teklifini yeni aldı ya ondan. Heyecandan. Evet. Bu kadar heyecandan. Beni dağıttınız bence ama. Bir şans daha vermen lazım. Heyecan. Gitti ağızdan çıktı. Bravo, bravo. A mı? A yok. Beytullah. Ne diyorum deminden beri? Kaynaklarımız var, değil mi? Ne kadar önemli kaynaklarımız var. Hiç algılayamadım ben soruyu. Hala algılayamadım. Algılayamadım. Heyecan yaptım ya. Boşluğu dolduracaksın yani. İnsan ansiklopedisi yok öyle bir şey de. İnsan... Hiç algılayamadım. İnsan bir şey. Hadi insanın bir şeyini söyle. Kolu bacağı gibi mi bana? Hiç anlamadım yani. Bir dakika niye olmasın abi? İnsan kolu. İnsan bacağı. Organları. Yani şimdi bütün organları saymayalım da yani. O zaman çok genel bir cevap diyelim buna hemen geçelim. Sen düşünmeye başla Serdar sana soracağım çünkü. Kurban olduğum Serdar'ım. İnsan... Nokta nokta nokta. İnsan. Şimdi insan nokta kom derler diye bunun gibi. İnsan şaşar beşer. Şaşar. Çok zor bir soru ama. Vallahi zor değil. Benim şu anda aklımda 4 tane cevap var ya. Yemin ediyorum. Bak bir tane. Ya ne demek bu ya? Kurban olduğum Allah'ım affet bizi. İnsan şaşar beşer. Bize doğru yolları göster ya Rabbim. Amin. Onlara da bir an önce. Bize de bir an önce. İnsan ne? Sevcan sen de. İnsan anatomisi diye düşünüyorum. Anatomi. Bak buna biraz olur. Yani aslında... İnsan anatomisi. 100 kişi demiş midir? Ana açtıramadık bir tane. Kudret sağ ol. Ha? İnsan vücudu olarak kabul ettik. Buyursunlar. Hadi şükür. Hadi başka bulun. Hayır bir de şöyle bir şey yaşıyoruz. Ben bu masaya geldiğim için de üzülüyorlar. Ben çünkü üzüldüm yok şu cevap an. Vallahi ben üzüldüm şu an yani. Serhat bir şey yapıyor. Ben iptal yani. Benim düşündüğüm hiç olmadı ya. Şimdi insan vücudu. İnsan... Demin burada bir şeyler söyledim ben. Ne dedim ben? Demin burada bir şeyler dedim. Neylerimiz var doğal dedim. Doğal kaynaklar dediniz. İşte kaynaklar dedim değil mi mesela? Yani mesela... Hani böyle mesela iş yerlerinde gittiğinde bir departman vardır. Daha ne diyeyim? Tamam. İnsan kaynakları. Allah'ım sana şükürler olsun. İnsan gerçekten... Ben bu kadar kötü olmamalıydım. Cevap için teşekkür ederiz Ufuk abi. Evet. Kaç defa kaynak dedim? Herhalde 15 kez dedim değil mi? En son sanayiye girecektim. Kaynak makinesi falan diyecektim. Gerek kalmadı. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Şükür. Buyurun. Bravo. En popüler. Şimdi hanımla bakalım. Şimdi açıldık ama. Açıldı. Şimdi anladık ne olduğunu. Önceki soruyu da bildim ya o da böyle bir Hatice, motive yaptı. Sen iyi yarışıyorsun. Bana tüyo vermeyecek misin? Vereyim mi tüyo? Sana hayır, tüyo hayır, vereyim. Hayır, hayır. Vermesin. İnsan gücü. Vay be, çok güzel. Aferin sana. Çok güzel. Açıldılar, insan gücü.
vardır. Aynen. Allah benim çok ilk güzel aklıma gelen var. İnsan sen oradayken gücü onu söyleyeceğim. Yok. Bravo. 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 Sanki dönecekmiş gibi size ama öyle hissediyorum. Dönecek dönecek. Oraya. Aynen. Bana bakınca mı? Yok, senden doğru cevap alacağız da. İnşallah. Beytullah şu anda terliyor. Ben terliyorum aynen. İnsanoğlu. İnsanoğlu. Bravo. Evet, harika. Bravo be. Kesin var. Çok iyi değil miyiz? Harikasın valla. Ay bilemezsek. Yok, var. Yani gene çakarız. Her gün karnım geçecek. İnsanoğlu yok muymuş ya? Çok emindim. Evet, çok emindim ben de ya. İnsan evladı. Buyur. Oğlu olmadı. Oğlu olmadı. Buyur. Evladı da olmaz herhalde. Al birini. Kardeş miyiz? Neyiz? Vur ötekini. İkisi de kardeş. Bu diyor ki insan evladı diyor. Yok. Burası da insan oğlu diyor. Yok. Tam tersi. Tam tersi. İnsan oğlu. Ben de yedim kafayı. Ama aynı olduğu için normaldir. İnsan oğlu mu dedin? Evladı. O evladı. O evladı dedin. Sen Sezen dedin. Sen evladı dedin. Çok büyük fark var arasında. Ay. Bir insan evladının verdiği cevap insan evladı. La demiş ya oğul. Beytullah. Çarpı bir tane Allah'tan. Hadi canım. Hadi canım. Bravo. Çok iyi, çok iyi. Şimdi özel tebliğ. Şimdi biz 100 kişinin verdiği cevaplara tabi. Çok iyi biliyorsunuz değil mi? Ya 4 kişi mi 4 kişi vermiş mi vermiş? Önemli olan yani insan oğlu girmemiş demek ki 6 cevap değil de 8 cevap arasaydı gelirdi. İnsan evladı. İnsan şaşarım. Sevcan. Dudaklar hoş geliyor. Geldiniz. Hoş buldum da. Boş geldim. Soru şuydu. Soruyu bir hatırlayalım. Bir hatırlayalım. Boşluğu tekrar doldurun. İnsan nokta nokta nokta. İnsan kaynakları, insan vücudu, insan gücü, insan evladı. Oo, süper bir cevap geldi. Ne geldi abi? Ne geldi? Söyleyeyim mi ne geldi? Çok güzel bir cevap şey geldi. Ne dedin? Sen söyle ne dedin? Ne düşünüyorsun? Ya cevap yokmuş. Şey aa, önce sen bayanlar önce. Sevcan. Düşün. Sana itici güç olsun, motivasyon olsun, sana yardımcı oluyorum. Ben. Hayır. Ol. Hayır. Olsun olsun, hiç önemli. Onlar da bilemeyecek zaten. Totem yapacağım. Aa, kümelerin. Burada oturacağım abi. Kokuyor mu kokmuyor onu merak ettim. O yüzden geliyorum. Çıktı. İnsan hakları da güzel. Vallahi ekibimiz hiçbir masraftan kaçmamış, yemin ediyorum. Ay onu da unuttum şimdi. Zaten ben bilemezsem sana gelemiyor. Ne kaldı geriye? Bir tane kaldı. Ha, boşver, rahat ol. Yok, iki tane kaldı. Yani iki çarpımız sen var. Bir, sen de bir. Yok, İnşallah. Bir cevap kaldı. Bir tane, iki tane cevap var da bir çarpı daha yanarsa ama çok yandık. Az puan zaten onlara yapmış. Problem bende değil, o 100 kişi de muhtemelen. Tamam hadi söyle bakalım. Söyleyeceğim. Bir tane cevap var ki bağırıyor. İnsan doğası. İnsan doğası. Evet. Gereği. Olması lazım. Evet, kesinlikle ya. Ya söyledim doğası. Ben, onları düşünsene ne olacak? Doğası. Rahat mısınız orada? Çok iyiyiz abi. Çay mayı göndereyim mi sinimini falan? Rahat olun, oturun, keyfinize bakın. Lazım. Program sizin abi. Biz düşünüyoruz. İnsan doğası. Olabilir, olabilir. Mantıklı. Evet, insanın doğasında bulunuyor öyle şeyler. Ama çıkmaz. İnsan doğası gereği çıkacaktır. Tabii olabilir. Ali. Çok güzel cevap, daha iyisi bizde ama. Serdar çok güzel çarpı yapıyor. Hadi bakalım inşallah. Çarpı yap. Çarpını göreyim mi? Nasıl yapıyorsun? Çarpını görecek. Güzel. O çarpı bize gelirse. Bir tane buna var. Buna çıkmadıysa kesin boş bize gelecek. Bak bir tane var. Bulamazlar. Ah yavrum Yusuf söylemek istiyordur. Yusuf. Şu anda olmaz. Şu an olmaz. Yardım etmek istiyorsun. Koçum benim. Yok yok söyleme oğlum. Kadriye. İnsan hakları. Nuray. İnsan hakları. Çok havalı söylüyor ya. Serdar. İnsan beyni. Şaka yaptı ya bu trolleme kabacılığı. Yapmayalım diyor aslında. Kaptanım. Sence nasıl cevap abi? Hadi sevinmeye çok hazırım. Hayır hayır mimik yapma. Sadece sordum. Cevap vermesen de olur. Ne? Verme abi sen cevap. İnsan hakları diyor. Hadi bu sefer de bize. Bir şey söyleyeyim mi? Hadi bu sefer de. Deminden beri aklımda evet bir cevap var diyorum ya bağırıyorum. İnsan hakları. İşte biz de çok güzel hadi cevap bulduk. İlk puanlarıyla buradan uçuyorlar. İlk puanlarım geliyor. Evet. İnsan hakları. Bravo!
Nasıl gelmez aklınıza? <sana? gülüyor> Yusuf, sen demin elini kaldırmıştın ya. Senin, ver bakayım mikrofonu. Senin aklında ne vardı güzel kardeşim? İnsan kızı. İnsan? Kızı. İnsan çok kızı. Bence açılır. Bravo Yusuf. Ben öpeceğim seni, gel. İnsan oğlu ol. Çınar gel. Uy, yakışık. Gel bakayım. Kaç puan aldın? Nerede? 69 mu? Nerede? Sizinkiler nerede? Göster bana. Göster. Kim? Kim? Anne. Kim göster? Anneyi göster. Kim anne? Anne. Annen nerede oğlum? Oo. Kurban olurum. Anne. Hepsinin bahtı açık olsun. Hepsinin bahtı açık olsun. Şimdi bir tane daha var. Açılmayan. Ne acaba? Abi insan beyni mantıklı bir cevap. Bakalım mı ne? Çok merak ediyorum. Evet. Aynen insan sanatı. İnsan hayatı. Güzel. Evet. Çok güzel. Şimdi 79-69 arada sadece 10 puan var. Seco, nereye gel, geldik? Yavrum, hadi. Bas kazan etabı. Sevcan, Serdar, gelin arkadaşlar. En sevdiğim etaplardan biridir bas kazan etabı. Şu hatırlatmayı dilimde tüy bitti ama yine de yapacağım. Ne olur yalvarıyorum düşünün, acele etmeyin. Butona bastıktan sonra 10 saniye içerisinde sizden 5'er tane cevap alacağım. Ama iyi düşünün, her soru 20 puan değerindedir. 100 puanı bir masa alırsa muhteşem olur. Her soru 20 puan değerinde. İyi düşünün. 15 popüler cevap içerisinden ben sizden 5 tanesini istiyorum. Sorum da şu. Buzdolabına koymanıza gerek olmayan... Bak, daha soruyu bitirmedim, elini kaldırıyor. Delireceğim. Basacaksın, iki de patlayacaksın ama söyleyeyim. Bak, vallahi patlayacaksın. Düşün, yalvarıyorum düşün. Bekleriz sabaha kadar. Buzdolabına koymanıza gerek olmayan 5 yiyecek sayın. Basacak o belli. Belli. Soğan, patates, açılmamış süt, ekmek, su. Soru ne? Hiç alkış, hiç yorulmayın. Soru ne? Yiyecek değil mi? Yiyecek. Yiyecek. Su yiyecek midir? Su içecek, içecek. Bir de... Gün görmemiş, gün yüzü görmemiş cevaplara bir tanesi daha. Açılmamış süt. Evet, süt açıldıktan sonra hani dolapta süt değil saklanıyor o. Ya. O açılmamış, hani açılmamış olunca, hani açılınca belki dolaba giriyor. Açılınca dolaba girmesi gerekiyor. Yiyecek sordum. Ve ne dedim? Biz kazanıyoruz o, bilemezse. Bekleyin. Seyircilerimizden şunu rica ediyorum, ekranları başındaki sevgili seyircilerden. Biz mesela bir şeyler hazırlıyoruz burada mesela. Acele etmeyin diyoruz, iyi düşünün diyoruz. Ben mesela 10'a kadar sayıyorum bazen, ondan sonra cevap verin diyorum. Eğer aklınıza yarışmacılarımızı durduracak ve butondan olabildiğince uzaklaştıracak ve düşünmelerini sağlayacak fikirleriniz varsa lütfen bize yazın Instagram adresimizden, ailelerYarışıyor.tv'den. Fikirlerinizi değerlendirmek istiyoruz. Çünkü biz size ihtiyacım var gerçekten. Ben tek başıma yapamıyorum. Ne olur. Ne olur. Ne olur. 20 puan sizin. Buyursunlar. Konuşmadım. Ya. Hiçbir şey yapmadım. Abi hiç konuşmadan puan aldım. Hiç konuşmadan. Bu tuz var, şeker var. Cips var, her şey. Çekirdek var, evet. Cips var. Mısır var, patates var, soğan var. Evet. Ama süt şeker yok. Var. Yanı sıra ben de. Ama su yok. Neden? Çünkü soruyu iyi dinlemedin güzel kardeşim. Yiyecek diyorum. Yiyecek. Şimdi sayende de öne geçtiler bu arada. Selahattin Nuray. Gelin bakalım. Merhaba. Hiçbir şey söylemiyorum. Şunu yapacağım en azından. Ben 10'a kadar sayana kadar, 10'a kadar sayacağım. Ondan sonra basın. 10'a kadar basmak yasak. Birisi yanlışlıkla basarsa da puanı başkasına vereceğim, diğerine. Başka türlü durduramıyorum. 15 popüler cevap içerisinden 5 tane istiyorum sizden. Sorum da şu. C harfiyle başlayan 5 kadın ismi söyleyin. 1,
8. Başka durduramıyorum. 9. 10. İsterseniz düşünmeye devam edebilirsiniz. İsterseniz basabilirsiniz. C harfiyle başlayan 5 kadın ismi. Oh, oldu sonunda. Cemil, Cemile, Cengiz, Ceren, Cemre. Şimdi, bayanın ismi değil mi? Bir dakika. Aa, Cengiz'le Cemile nereden çıktı? Onlar kazanır da ben kazanamam mı sessiz kalınca, Allah Allah. 10 puan ya, yapacak bir şey yok. Bakayım. 20 puan, 20 yemin puan et. Nuray. Evet. Şu an 112 camiasına rezil oldum. 112 mi? Çağırın, ben bir ambulans istiyorum ya. Şu an ben istiyorum. Yemin ediyorum ambulans istiyorum. Kadın ismi diyorum, şu ilk an... söylediği de Cemil. Şu an Cemil'den de Cemile diyor. Sonra bir de Cengiz şu an, mi dedi? Şu an tayinimi Kars'a istiyorum. Tayinini ben... Tayin masaya. Senin tayinin masaya. Gelin. 20 puan sizin. Buraya gelince benim sorularım anlaşılıyor değil mi? Anlıyorsunuz değil mi? Ya ben C harfiyle kadına gitti. Yiyecek diyorum, ya. İçecek söylüyor. Kadın ismi diyorum, erkek ismi söylüyor. Bazen Cengiz... Lan ne yapacağım ben artık? Bana bir yol verin, bana bir şey söyleyin. Şimdi başka bir şey deneyeceğim. Başka bir şey deneyeceğim. Kadriye. Hatice gelin bakalım. Merhaba. Merhaba. 10 popüler cevap içerisinde ben sizden 5 tane istiyorum. 10. 2 adım geri gidin. Birer adım daha gidin. Gidin. Şöyle siz olabildiğince uzaklaştırayım. Ben masaya buradan gittim zaten. Tamam. Soru şu. Oh. 10'a kadar da sayacağım bu arada. Tamam. Basmak yok. İyi dinleyin. Sıklıkla giyilen 5 mont türü. Sıklıkla giyilen 5 mont türü. Anlaşıldı değil mi? Saymıyorum bu sefer. Kışın havalar soğumaya başlıyor. Değil mi? Ne mont diyoruz? Diyoruz. Hani böyle bir tane var, giydiğinde de üstün böyle şey oluyor, pofuduk pofuduk oluyor. Ay. Birer adım yaklaşabilirsiniz kızlar. Kaç tane var aklında? 3. İkisi benden mi? Yok. O zaman? Ha yok, bir tane sizden. Ha, bir tane. Kaç tane var aklında? 4. 4. İkisi benden. İkisi de benden. İkisi de senden. Böyle filmde yakışıklılar böyle yer böyle jilet gibi olurlar böyle. Motorcular falan hani. Bu üstündekinin kumaşı ne? Kot. Şişme mont, kaban, pardesü, deri mont, kot font. Kot font. Mont. Kot mont dedi. Değil mi sonunda? Kot mont dedi. Şimdi. Kadriye'nin verdiği ilk cevap. Şişme mont. Doğru. Küçük yerlerde. İkinci cevap kaban. Yok, şey kalın. Kaban deniyoruz ya. Kaban 10 popüler cevap içerisinde yok. Ya. 20 puan sizin. Ya. Bir şey yapmadım ama kazandım. Ben dedim sana. Hiçbir şey yapmayarak kazandım. Ali Uğur Sezen, buyurun. 119'da 89 aradaki puan farkı 99, 30. 30 mu? 30. 30 puan fark var. Soru şu, 10 popüler cevap içerisinden ben sizden 5 tane istiyorum. İyi düşünün. 4 harfli 5 hayvan sayın. 4 harfli olacak, 5 tane hayvan. Beytullah. Sen bir hayvanın taklidini yapıyorsun. Yapar mısın? Devam. O kadar var, bir tane var. Donald Duck'ı da yap bari o zaman. Hayvanların önünden.
dana, inek, kuzu, keçi, i̇nek. Kedi. İnek 5 harf. İnek 5 harf. İnek 5 harf. Tabii abi, mö diyor ya, onu da ekliyoruz. Mö diyor da onu da ekliyoruz diyor. Bir şimdi, danadan korkuyorum. İnek 5 harf, mö'yü ekleyince diyor. Bence teklifi düşünün bir daha. Şimdi, Sezen'in verdiği cevaplar. Dana. Bence olur. O da bir ırk cins yani. Doğru. Teşekkür ederim. İkincisi? İnek. İnek. Doğru. Kuzu. Kuzu. Doğru. Keçi. Keçi. Doğru. Beytum. Kedi. Kedi. Aldım be. 20 puan. En korkunç adamı yaptım. 4 tane buldum ya. 4. 5.'yi bulamadım. Bununla karşılaşamıyoruz. Son bir 20 puanım var. Sema ve Beytullah'a çağırdım. Buyurun. Futbolla aran nasıl? İyidir. İyi midir? Evet. Hadi bakalım. 15 popüler cevap içerisinden ben sizden 5 tane istiyorum. Sorum da şu. Futbol denince akıllara gelen... Bak 10 saniyeniz var ama bak 10 saniye çok hızlı geçiyor. Futbol denince akıllara gelen 5 ülke sayın. Brezilya, Almanya, Arjantin, Hollanda, Şili. Şili nedir be abi be ya? Şili nedir be ya? Ben çok seviyorum ya. Ya seni sevmen değil, 100 kişinin sevmesi önemli. Belki benden bir tane de orada var. Ya sen Fener'i de seviyorsun, ben seviyorum mu Fener'i? Şili nedir arkadaş ya? İtiraf edin, ben seni de seviyorum kadar zaten geldin. Şili futbolunu takip ediyor musun? Alexis Sanchez sayesinde biraz. Alexis Sanchez sayesinde. Ya... O da Şilili çıkmazmış şimdi. Şimdi bak kurban olduğum. Ya Alman panzerleri var. Futbolun icat olduğu yani. Ülke evet. İngiltere var. İngiltere'yi... Portakallar var. Arkadaş yavaş, Türkiye var evet. Ya. Evet. Doğru. Dünya ikincisi oldu bu ülke. Dünya ikincisi. Yarı final oynadık da üçüncü olduk, doğru üçüncü olduk. Üçüncü. Şeyde, evet. Şeyde Kore'de miydi, Japonya'da mıydı? 2002'de, 2002 Dünya Kupası'nda. Üçüncü az mı abi? Şili'ni! Ülke? Ülke! Art. Brezilya tabii ki doğru arkadaşlar. Sambacılar. Almanya. Evet. Doğru tabii ki. Arjantin. Diego Armando Maradona, doğru. Yani. Hollanda. Johan Cruyff, Nurlar içinde yatsın, doğru. İngiltere yani Şili futbolunu herhalde Türkiye'de takip eden nadir insanlardan birisi. Şili liginden bir takım söyleyebilir misin? Takım biliyorum da isimlerini telaffuz edemiyorum. Chavez abi. Ben Asan Saçoa, milli... Asan Saçoa bir şey var orada mesela. Ben milli takımım sadece. Asan Saçoa diye bir şey var. Hadi sana çao. Hmm. Çao. Bitti ya. 20 puan sizin. Şili. Bence iyi de. Alexis Sanchez'in seni. Arjantin'i söyledin. Ya son. Barcelona'da oynuyor. İngiltere'yi unuttum aslında. Selahattin son dünya şampiyonu Fransa'yı demedi ya. Son dünya şampiyonu. Fransa'da gitti. Fransa'da. Ya İngiltere futbolun beşiği. İspanya. İspanya, Messi. Neler var? Ki çok sever Messi'yi. Öndesiniz yine de. 139'a 109. 30 puanlık farkı koruyorsunuz. Aileler yarışıyor da geldik. Dördüncü etaba alkışlarınızla Nuray'la Selahattin geliyor. Buyurun. Hiç acelim. Ben de hiç oralı değilim yani. Süper, harika. Ya bir kere de siz başlayın. Yok yok. Harika. Hep son etaplara geliyoruz. Değil, evet. Hiç affetmeyin. Tamam. 3. Yapıştır. Tamam. Aradaki puan farkı 30. 100 kişiye sorduk. En popüler altı cevabı arıyoruz. Sorumuz da şu. Deniz, kum, güneş gibi sık kullanılan bir üçleme söyleyin. Deniz, kum, güneş gibi sık kullanılan bir üçleme. Ama bu PTT'nin açılımı pijama, terlik, telgraf gibi biz konuşuyoruz ya insan içinde yani ortamda. Olmadı galiba ya. Ben gideyim mi? Ya baştan alabiliyor muyuz? Yok, bitti. Yok mu? Bir, olmuyor mu? Şimdi şöyle başladı pijama, kardeşim. Terlik, dedi ki, telgraf mıydı ama? Ben ya, öyle bir şey yapayım dedim PTT'nin ya. PTT'nin açılımıyla başladı. Sonra dedi ki, pijama, terlik...
Pijama, terlik, telefon var ya öyle bir üçlem. Onu da yanlış söyledim zaten. Bilemeyince buraya geliyor değil mi? Ay. Ama tüm PTT mensuplarından ve çalışanlarından özür diliyorum Selahattin adına. Ben de özür diliyorum. O sadece şeydi ya. Ben karşı yani taraf başlasın orada pijama ve terlikle dolaştığınız için hiç öyle bir şey yok tabii ki. Muhteşem bir cevap. Yani dönmek... Yok dönmeyin dönmeyin ya. Bence direkt karşıya soralım. PTT'nin açılımı. Pijama, şey terlik. Buyurun. Açılaydı iyiydi ya. Deniz, kum, güneş gibi sık kullanılan bir üçleme söyleyin. Toprak, hava, su. Olur mu? Hadi olsun. Lütfen ol. O yüz kişiyi. Değil, değil. Şaka ya. Hayır. Üçleme. Deniz, kum, güneş. Sen de Metin Ali Feyyaz de... Yani oldu olacak o. Bence de, ha? Bence de olur. Demet Akın ha bu arada. Tamam. Nasıl bir üçleme olabilir başka? Deniz, kum, güneş gibi. 5, 4, 3, 2, 1 bitti. Kadriye. Çay, simit, sohbet. Olabilir mi? Çay, simit. Çay, peynir simit. Mi? Peynir mi olsaydı o? Çay, simit, sohbet. Mi. Kurumumuzda da bir programın adı mı o? Evet. Vapurda. Ha, aynen, çay, aynen, simit, sohbet. Aynen, evet. Vapurda sohbet. Değil mi? Doğru, TRT'ye aynen, dönüyor. Aynen. Doğru. TRT bunu kabul etmeli. Allah Allah. Sezen? Evli, mutlu, çocuklu. Olabilir. Evli, mutlu, çocuklu şarkısı da var. Bence üçlemede. Olur yani. Evet. Olur mu? İnsanlar hadi olsun ya. Bence olsun. Ha? Sonda da olsa çıktı. Miray. Ben kurtardım. Helal olsun sana. Bravo. Helal olsun. Helal olsun. Bilemedim. Güzel. Olsun. Güzel. Beytullah düşün. Soru biraz zor mu geldi ya? Evet ya. Ya pijama terlik karıştırdı kafaları biraz. Evet çok karıştı. Sen yaptı, yaptın yaptı. O işi. Ya ben karşı tarafı sabote etmek istedim de. Deniz, kum, güneş. Olan biz bak, oluyor. Bak deniz, kum, güneş, evli, deniz, mutlu, çocuklu. Çocuklu. Şimdi kafalar biraz daha açılmış olabilir. Hiç gelmiyor. Ya gelenler var. Sallayacaksın ama... o zaman. Yapacak bir şey yok. Salla gitsin ya. 10. 9. 9. 8. 8. 7. 6. 5. Salla. Hiç alakasız geliyor. Hiç alakasız. Ay. Sor mu soruyu? Aklına gelen varsa elini kaldırabilir mi? İyi, o başkan zaten. Varmış, bayağı var. Sejong. Var bir tane de saçma gibi geliyor ya. Olsun. Ne o? Ay, yıldız, güneş. Güzel. Bence gayet güzel. Niye gayet saçma olsun? Var mıdır? Ay, yıldız, güneş. Evet. Niye güzel? Bence de güzel. Ne bileyim. Güzel. Kararsızım. Olur olur olur. Kümelerin. Hadi ya, hadi hadi. Bir ben, şey bilmiyoruz ki. Gerçekten biliyoruz ya. Benim totem iyi geliyor. Gel. Bir dakika ya. Ben de şey. Tuz şeker. Evet o ne? İyi. Ne? Ne? Tuz şeker. Nuray Hanım ne demişti orada? Onun cevabı. Nuray. Sen burada ne demiştin? Hangisi? Buradayken toprak, de... hava, su dedim de kabul etmedi 100 toprak, kişi. Toprak, hava, su. Kabul etmedi 100 kişi. O zaman su, ateş, tahta. Bence çok tahta güzel. Yani. Zor. Tahta, tahta, tahta. Ki uydurmayın. Hava su, ateş, tahta. Ateş, tahta, tahta değil dedim. Yani beş elementi sayıyoruz ya. Cem Yılmaz'ın filmindeki gibi. Cem Yılmaz. Beş element değil mi? Ama bak pelesek olmuş dillere. Ben böyle biliyordum. Evet. Çok puan alamayacaklar zaten. Cem Yılmaz'ın üzeri. Su, ateş, tahta. Tahta. Tahta tabii. La ilahe illallah. Tarihe geçtin Selat. Tarihe geçtin. Böyle bir şey olabilir mi? Saçmaladım galiba ben ya. Büyük. Hiç sormadım. Çok merak ediyorum ne var sizde. Beş cevabın içinde. Ne var bakayım Kadriye? Un, tuz, şeker. Üç beyaz. Ben de o karşı tarafın şeyinden etkilendim. Pijama, terlik, televizyon. Hani PTT yaparız diyoruz ya, arkadaş çok açıklayamamıştı Selahattin. Sanki bana çok popüler gibi geldi ama. Un, tuz, şeker. Yüz kişiye güveniyorum. Un, tuz, şeker. Un, tuz, şeker.
Un, tuz, şeker aldık. He, bir de helva yapalım. İyi mi yaptık almakla? Bence... Şimdi biz bu yarışmaya katılmaya Bodrum'da karar verdik. Kadriye eşim, ikisi çift. Tek yarışıyor. Beni gömdüler, buna mı gömdüler yani? Oo! Sen niye bizi gömdün? Beğenmedi beni. Seni almadılar değil mi? Almadılar beni. Senin ya. Senin cevabın ne? Kar kış kıyamet ya. Kar kış kıyamet. Güzel. Ya abi evet. Yani bunu şu an pişman olduk seni almadığımıza. Keşke gitseymişim ben. Onu gelseymişim. Ali abi. Böyle bir yani. Cevheri orada oturttunuz ya. Yazık. Bir saattir parçalıyorum kendimi yani. Cevabımızı görelim. 10. Yok ya o pijama tuz, terlik televizyon şeker. Şeker. Ben... Açılmayan Allah 5 tane popüler cevaptan biri. Yok ya. Biz o çarpıyı... Bir horon oynayabilir miyiz? Siz 19 puana bu kadar sevindiyseniz Allah'ım diyorum sondaki 200 puan alınca ne yapacaksınız? Horon oynayacağım. Yani şuraya yatacağım. Dekoru yıkarlar. Ali ile Serdar şey yok, oynasın, kol bastı oynasın. Olur. Onu, şey onu diğer ekibi arkadaşı alırız. Şimdi ekranları başında bizi izleyen sevgili seyirciler tabii saç baş yolluyor şu anda. Evet aynen. Tabii. Muhteşem. Cevapları bunları var. Nereden bulmuşlar diyor muhtemelen. Onlar bulamadı, siz bulun arkadaşlar. Buyurun gelin, büyüklerim, küçüklerim, gençler, arkadaşlar. Başvurun Aileler Yarışıyor TV, Instagram. Evet. Burada görelim. Hattımız var, arayın. Burada görelim. Katılın, yarışın, kazanın. Bekliyoruz efendim. Şimdi burada bir tane kar kış kıyamet, Selçuk çok güzel bir cevaptı. Evet. Pijama. Pijama televizyon da güzel bir cevaptı. Masal, burada cevap olanlar var. Bir tane daha mikrofonları vardı. Verelim. Kulak, burun, boğaz. Aferin sana. Paşam? Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Olur. Ya şey olabilir mi? Mazhar Fuat... MFÖ? Olmaz değil mi? Ben çok kötü bir yarışmacıyım. Biliyorsunuz. Neymiş ya bu açılmayan 5 numarayla başlayalım bakalım. Popüler cevap. Pijama terlik. Ama senin cevabın daha popülermiş. Puanım daha iyiymiş. Telgraf pijama demiş. Terlik, televizyon telefon mu demiş? Telgraf demiş. Telgraf demiş hatta. Telgraf. Ben de televizyon demiş. Neymiş 4 numaralı popüler cevabım? Aha, hangi kardeşim? Aferin sana. Bravo. İkinci, en popülerler, en çok oylananlar orada duruyor. 2. Hadi be. Gez göz arpacı. Askerler söyleyeceksiniz. Nereden bilem? Gez göz arpacı. Kimsenin aklına gelmedi. Hiç gelmez yani. En popüleri neymiş? Oba! Hani kar kış kıyamet derdi? Ekranları başındakiler şu anda değil mi? Doğru, haklısın. Ayşe abla haklısın, Mehmet abi haklısın. Kar kış kıyamet de çıkmadı. Kar kış kıyamet. Onlar da onunla yarışıyor, bıraktılar bu tarafı. Şimdi, geldik 5. etaba. Hatice. Arada 11 puan var. Kadriye, buyurun. Aradaki puan farkı bir ara 30'lardaydı, şu anda 11'e düştü. Yüz kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Sorumuz da şu. Hangi masaya gidersem bu etabı alır. Açık net. Evden çıktıktan sonra kapatıp kapatmadığınızdan emin olmadığınız bir şey söyle... tüp. Nerededir acaba? Ocak tüp. Ocak olur. Evden çıktın, asansöre bindin, Allah dedin. Kapattın mı, kapatmadın mı? Evde de kimse yok. Ya da bindin arabana gidiyorsun, çektin sağa, Allah kapattın mı, kapatmadın mı? Evde de kimse yok. Ne olabilir? Ütü. Ütü. En popüler cevap mı acaba? Çok iyi yarışıyorsun baştan beri. Teşekkür helal ederim. Olsun. Sezen. Bravo! Döndü mü? Ütü. Harikasın kızım. Çok iyi. Süper. Çok iyi. Çok iyiymiş ya. Şimdi ne dedin? Ben kapatma kısmına takıldım. Fişi çekiliyor ya ütünün. Siz tamam. Soruda kapatmayı unuttuğumuz bir şey söyleyin deyince. Ama ben genelde çok yapıyorum. Hep aklımda ütü. En popüler cevap benim de aklımda oydu.
Şimdi ne dedim demin? Hangi masaya gidersen bu etemi alır. Bu öyle bir soru. İnşallah. Soruyu tekrarlıyorum. Sezen'cim, ne diyoruz? Evden çıktıktan sonra kapatıp kapatmadığımızdan emin olmadığınız bir şey söyleyin. Çok basit. Elektrik. Ne? Evet. Elektrik. Elektrik. Genel mi biraz bu? Elektrik. Çok genel geldi bana. Daha basit lamba. Düşün. Elektrik, lamba. Ama işte... Aldı. Şimdi bir şey soracağım. Sezen elektrik dedikten sonra ağzından bir şey kaçırdı. Duydunuz mu? Hayır. Gönül rahatlığıyla söylüyorum. Gerçekten hayır, duymadım. Ağzından kaçırdığını hissettik ama duymadık. Duymadık. Duymadınız değil mi? Evet. Evet. Musluk. Musluk. Doğru. Musluk. Kesinlikle. Kesinlikle. Ağzından kaçırdığı musluk değildi bu arada. Hı. Onu söyleyemiyorum ben zaten. Doğru. Çok kolay. Benim ağzımdan kaçırdığımı söyleyebiliyor mu onlar? Söyleyemiyorlar. Ha, söyleyemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Evden çıktıktan ben sonra duymadım kapatıp... onun ne söylediğini. Tamam boş ver. Evden çıktıktan sonra kapatıp kapatmadığınızdan emin olamadığınız bir şey söyleyin. Açılan cevaplar ütü, ocak, musluk ve pencere. Pencere doğru. Bravo. Ders köşe. Burası bu etabı alır. Çok kolay. Doğru. Az önce söyleyememiştim. Şimdi söyleyeyim bari. Hadi televizyon. Söyle. Bu doğru. Bravo. Yapıştır gelsin. Hatice başladım bitir yavrum. Allah! Allah! Nasıl yani? Sen ya bu 100 kişide bir sıkıntı var ya. Kümelenin. Ahınız tuttu. Şey de vardır ya kapıyı kilitledin mi kilitlemedin mi? Ya muhakkak televizyon vardır da 6 tane popüler cevap arıyoruz ama ya. Kendini orada yer bulamamış. 10 tane arasak bulur. Ama Allah'tan istikrar abidesi Hatice var burada. Evet. Hadi Hatice. Burada. Teşekkür ederim. Söyleyeyim mi? Lütfen. Su ısıtıcısı. Su ısıtıcısı. Diğer adı da vardı onu söyleyeyim mi? Televizyonun açılmadığı yerde su ısıtıcısı açılır mı ya? Ana gene bana geldi. Ama zaten... Yani çok tehlikeli olur İnşallah yani aslında. Açık unutulduğunda kaynar, patlar, Allah çay korusun demlenmiştir, evde yangına unutulur. Sebep olabilir. Ya televizyonu açık tut ne olacak? Akşama kadar en fazla elektrik yer o kadar. Bilemem. Bu benim fikrim ama 100 kişine düşünmüş. Önemli vardır olan o. Inşallah. Onlara tabiyiz. Bakalım. Bence benim gibi düşündüler. Bravo. Bravo. Evet. Bravo. Harika. Vallahi helal bravo. Vallahi. Çok güzel. Helal olsun. Çayır çobanları. Hadi bakalım. Bravo. Çok iyi. Hadi son. Bundan hadi sonra son etap olacak. Az önce söylediğimi söyleyebiliyor muyum? Ben söyledim ya. Benim telif hakkı bende. Olur mu? Olmaz mı? O ağızdan çıktığı için onu maalesef söyleyemiyoruz size. O zaman kapı, kilidi, kapı. Kapı? Başka da benim aklıma bir şey gelmiyor. Kapı açılmayan son popüler cevabımız. Bence hadi inşallah. Yok. Woo! Onlarda da bir şey. Gene mi toparlanıyor? Bir daha mı kümeleneceksin? Abi ben bir daha düşüneceğim ya. Alıştılar ama oraya kümelenmeye. Biz seviyoruz burayı. Bir de bize yaptırın ama şunu. Çünkü biz Ufuk abi biz de kapıyı düşünüyorduk. O yüzden... Ha sizin cevabınız kapıydı. Evet. Abi. Şansa bak. Evet. Onlar yanlış verse onlar kazandı. Onlar söylemese siz kapı söyleseniz onlar kazanacak. Lamba. Verdik kararı. Verdiniz mi? Evet. Evet verdik. Finalden önce, daha doğrusu finale çıkacak olan, aileyi belirleyecek olan hızlı etaptan önceki son etap çok önemli. Son bir cevaba ihtiyaçları var. Lamba. Lamba. Hani, vallahi Murat. Tek lamba kaldı gibi. Lamba. Evet, lamba. Bu cevabı eğer doğru bilemezsek biraz hedefimizden uzaklaşacağız. Şu anda gelini almaya eve gidiyorum kafamda. Eğer bu cevap çıkarsa arabaya binecek. Süper. Lamba. Lamba. Işık lamba aynı değil mi yani? Öyle olmalı. Aynı. Son cevap lamba mı? Açık. Hadi ne oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf'cığım dua et oğlum. Yusuf kulağını niye kapattın? Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Ha çıkmaz diye düşünüyorsun. Evet. Heyecan yapıyorsun. Tamam yap bakayım. Çıkar çıkar. Çıkmaz çıkmaz ya. Ana!
Hayır, başka lamba dışında cevap yok değil mi? Kapıyı sordular, çıktı. Kapıdan çıkmadı. Lamba da çıkmadı. Işık orada bıraktınız. Işık ve lamba aynıdır diye aynı, düşünüyorum. Aynı. Niye orada bıraktınız? Taktiğimizi açık etti. Ha, evet. Taktik dedi. Neymiş ya? Çok merak ettim. Çok merak ettim. O yüz. Doğalgaz diyorsun ama ocak vardı. O yüz kişiye de soracağım. Evet, ocak ışıkta ben yemek yemedim mesela. Neymiş ocak yahu? Çok merak ettim. Işık. Saç maşası. Haa. Vallahi ilginç. Saç maşası. Saç maşasının çoğunluğu. Ama o da çok tehlikeli. Bak şimdi. Bak televizyonla lamba, ışık neden? Bak şimdi sen çıktın ya evden. Orada elektrikli soba bak, daha baba, mantıklı. Ali, Ali çok bak. Ben başka evden çıktım gidiyorum, arabadayım mesela. Işığı açık bıraktım mı, bırakmadım mı? Bana ne? Niye? Elektrik faturası çok gelir. Şimdi ama bak, hayati tehlikeden bahsediyoruz. Evet. Televizyon açık bıraktım mı, bırakmadım mı diye geri dönmem. Ama su ısıtıcısı açık bıraktıysam o patlar evde i̇şte yangına sebep olur. Kapı, su, şey elektrik maşası, saç maşası mıydı o? Evet. Evet. O da patlayabilir. Yani hayati tehlike barındıran şeyler bunlar. O yüzden bence televizyondan ve ışıktan daha mantıklı bir cevaptı. Şimdi arkadaşlar 226'yı 128 oynayacağımız son etap, hızlı etap çok iyi bildiğiniz gibi tam tamına 150 puan değerinde. Bu 150 puanı bir masa öyle ya da böyle alıyor. Hangi masa 150 puanı kazanırsa benimle birlikte finalde 10 bin lira için yarışacak hızlı etap. Aileler yarışıyor da. Son etap başlıyor. Alkışlarınızla Ali Uğur ve Sezen geliyor. Buyurun. Şimdi kurallar çok basit. Sadece tek cevap arıyoruz. Yani en popüler cevabı aradığımız etaptır bu. İstediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Butona basan ilk misafirimiz 3 saniye içerisinde cevabı vermekle mükellef. Doğru cevabı en popüleri bulan misafirimiz 1 puana ulaşır. 5 puana ulaşan masa da finale ulaşır. Finale çıkar. Her iki masaya da başarılar diliyorum. Son etap, hızlı etap başlıyor. İlk soru. Karışık çerez tabağında genellikle önce bitirilen bir çerez. 3. Mısır. Mısır. Hayır. Teşekkür ederim. Mısır ne ya? Hayır ya Ali. Fındık. Benim daha iyisini gelir zannettim. Söylersin. Sıkıntı yok. Soslu mısırı en çok ben yiyorum. Söyleyeyim mi? Soruyorum soruyu tekrardan. Karışık çerez tabağında genellikle önce bitirilen bir çerez söyleyin. Antep fıstığı. Bir daha. Antep fıstığı. Önce ona saldırılır genellikle. Aynen, pahalı ya. Çıkmaz mı şimdi? Ama şey olur ha. Bravo. Moral bozmayın ama daha dikkat. Geriye dönüşü olmayan bir etaptayız arkadaşlar. Sema, Beytullah buyurun ikinci soru. Ekmek dışında fırından sıcak sıcak almayı sevdiğiniz... Simit. En popüler cevap. Bravo. Şimdi şunu çayır sormak isterim arkadaşlar. Çok hızlı başladı. Çayır çobanları 2-0. Gopuk tayfası gopmaya başladı. Küçük öne geçeceğiz abi. Aynen. 5'te 3. Bir yerden başlayın. Serdar, Sevcan, buyurun. İlginç bir soru. Luna Park'ta oyuncaklara binmiş birinin yapacağı bir şey söyleyin. Jeton almak. Jeton almak. Almak. Ama binmiş birinin yapacağı bir şey. Binmeden jeton alıyoruz, sonra biniyoruz ya. Mı? Çok basit düşün. Luna Park'ta bir oyuncağa binmiş bir kişinin yapacağı bir şey söyle. Çok basit düşün. Çok basit düşün. Kemer. Bağlamak. Kemer bağlamak. Çok basit cevabı var bunun. Kemer bağlamak mı? Çığlık, ben söyleyeyim. Çığlık atmak. Çığlık, evet. Çığlık atmak. Çığlık atmak. Benim aklıma gelen o bağırmak, çığlık atmak. Bağlamak. Yani Luna Park'ta
O şeye bindiniz ne o? Gondol mu bu? Bu. O bir tane bir şey var. Kamikaze var. İşte o roller coaster mı bir şey var falan. Korkunç yani. Korku treni var. Hız treni var. Bilmem ne. Çıldık at. Kolaydı be. Vallahi kolaydı. Evet, kolay. Buyursunlar. 2-0 öndesiniz hala. Selahattin Nuray. Gelin arkadaşlar. PTT İhtar. Çok iyi dinleyin soruyu arkadaşlar. Çok iyi dinleyin. Araba yolculuğunda yapıp uçak yolculuğunda yapamayacağınız bir şey söyleyin. Ne? Durakta durmak, inmek. Durmak. Durmak. İlginç, güzel cevap. Çok güzel cevap. Mola. Araba yolculuğunda yapıp uçak yolculuğunda yapamayacağınız bir şey söyleyin. Düşünebiliyorum değil mi? 3 saniye kadar. Ay bir dakika. 3. 2. 1. Salla. Ay. Bap bitti. Ne olabilir? Mola vermek olabilir. Mola. Cam açmak dedi. Kurban olurum. Cam açmak. Doğru. Bakalım. Bravo. Hala 2-0. Serdar'la Nuray beraberliği yakalama şansı geldi ellerine. Kadri. Fırsat teptiler. Evet. Kadriye, Hatice. Buyurun. Durum hala 2-0. Bulunduğu evi, odayı aniden boşaltmanıza neden olan bir durum söyleyin. Bulunduğunuz evi, odayı aniden boşaltmanıza neden olan bir durum. Böceklenmiştir, böcek basmıştır. Böceklenmiştir. Hemen aniden odamı boşaltayım. Böceklenmiştir. Nerede? Amazon'da mı evim ben? Ne o? Böyle bir şey olabilir mi? Kurban olurum bak. İki defa pas geçtiniz. Ne olur bu sefer pas geçmeyin. Soruyu tekrar ediyorum. Evet. Kadriyeciğim, çok basit düşünür müsün? Bulunduğun evdesin, odadasın, duruyorsun. Aniden odayı boşaltman gereken bir durum. Ne o? Deprem olması, doğal afet. Deprem. Mi? Hayır. En popüler cevap. Oh be! 2-1. 2-1. Sıra sende. Ali, sıra sende hadi. Şükür. Evet. Siftaha yaptınız. 3-2 oldu. Evet. Şeytanın bacağı. 2-1 şu anda kırıyoruz durum. Gibi. Ali Uğur, Sezen. Gelin bakalım. Hadi, hadi. Soru. Anam. Avukatlık dışında çalışma yeri adliye olan bir meslek söyleyin. Hakim. Hakim. En popüler cevap. Hakim en popüler cevap. Durum 2-2. Ali! Hadi. 2-0'dan 2-2 yaptılar. Kazanan masa 150 puanı var olan puanlarının üzerine ekleyip finale çıkacak. Eşitlik var. Sema Beytullah. Buyurun. İçine ton balığı konulan bir yemek. Salata. Salata. Sende. 3-2. Secam hadi. Aslanım sen gideyim. Hayır işte gene. Sevcan, hadi. Serdar. Hamilelerin yapmakta zorlandığı bir şey söyleyin. Yük taşımak. Yük taşımak. En popüler cevap. 3-2 durum. 4-2'ye getirme şansı. Hamilelerin yapmakta zorlandığı bir şey söyleyin. Eğilip kalkmak. Eğilip kalkmak. Eğilip kalkmak. Evet. Tamam. Benim de aklıma geldi. Bravo Seco. Ayakkabıları bağlamak şeklinde eğilip kalkmayı kabul ediyoruz. Durum.
4-2 oldu. 4-2 oldu. Hadi inşallah. İnşallah. Çayır Çobanları ailesinin bir puana ihtiyacı kaldı sadece final için. 2-0'dan 2-2 yaptınız. 4-2'den 4-4 neden olmasın? Selahattin, hadi Selahattin ve hadi. Nuray. Selam. Bravo. Yetişkinlerin dinlenmek, çocukların oyun oynamak için gittikleri bir yer söylüyor. Sinema. Aa, AVM diyecek. Gitti gitti, verdim, geçmiş olsun. O sinema. Ya. Tamam, verdim ya. Soruyu soruyorum. Yetişkinlerin dinlenmek, çocukların oyun oynamak için gittikleri bir yer söyleyin. Park. Park. Çok doğru. Hayırlısı olsun ya. Park cevabı açılırsa... Çayır Çobanları finalde. Aa! Aa! Döndü. Büyük şans. Döndü. Ne olabilir? Çay bahçesi. Luna Park. Çay bahçesi oldu. Yok. Deniz, Luna Park. AVM. AVM. Ne? Hayır, daha çok izliyor insan orada AVM'de. Neymiş en popüler? Plaj mıymış? Nasıl ya? Hiç onun için alakası yok ya. Durum hala hazırda 4-2. Aferin, kurtardım. Hadi bakalım. Hadi aşkım. Hatice, Kadriye. Buyurun. Hadi aşkım. Hadi yavrum. Al gel. Atletizm yapanların... Atletizm yapanların... düşebileceği bir zemin türü söyleyin. Beton. Atletizm yapanların düşebileceği bir zemin türü. Beton. Büyük şans. Evet. Atletizm yapanları düşün. Evet. Düşebilecekleri bir zemin türü düşün. Toprak zemin. Uzakta, şey, uzağa atlama. Değil mi? 3 adımda uzağa atlama. Ayağı kayıp düşebilir. Yani. Toprak. Aynen, aynen. Güzel cevap. 4-3 olma ihtimali var. 2-0'dan 2-2'ye getirdiler. 4-2'den 4-3 olma ihtimali var. Allah'ım, değil. Neymiş? Ne buranın popüler cevabı? Ben dedim aslında kum diye. Aslında ilk aklıma benim de kum geldi, dedim. Biliyor musun? Demedim mi? Benim de aklıma gelmişti. Sezen. Ali. Hadi abla bitir. Hayır, çiçek, evet. Çiçek. Çiçek yollanan bir yer söyle. Açılış. Açılış. Çiçek yollanan bir yer. A. 4-3. 4-3. Süper. Ali. Olay bende. 2-0'dan 2-2'ye getirdiler. 4-2'den. 4-3. 4-3'e geldi. Neden 4-4 olmasın? Aynen. Son hadi şansınızı hadi. Bir daha hadi deniyorsunuz. Sema. Beytullah, Sema. 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 İkidir final şansını tepiyorsunuz. Hadi bakalım. Denize girerken değmek istemeyeceğiniz bir şey. Deniz kestanesi. Deniz kestanesi. Denize girerken değmek istemeyeceğiniz bir şey. Deniz kestanesi. Büyük şans. Denize daha yeni giriyorsun. Değmek istemeyeceğin bir şey söyle. Deniz anası. Deniz anası açılırsa beraberlik... Yosun desene. 4-4 oluyor. Olsun ya. Final yolunda her iki masa içinde son bir puana kalır yosun her şey mi? Ama Deniz anasının en popüler cevap olması gerekiyor. Aha! Adam! Çok ol! Ya! Devam! Adam! Sakın abi! Hadi Sarda! Oğlum! Geçişiz! Ali ben bilemezsin. Ben kesinlikle olmaz aklıma geldi. Yusun dedim ben. 2-0'dan 2-2'ye getirdiler. 4-2'den 4-4'ü getirdiler. Ben yürü 5'te. 3 kez denediler. Olmadı. 4 kez denedik. Şimdi... Her iki masa için son sayı,
Sevcan ve Serdar. Durum 4-4. En popüler cevabı bulan, bir puanı alan 10 bin liralık büyük ödülümüz için finalde benimle yarışır. Belki de son soru. İyi dinleyin arkadaşlar. Eliniz boş gitmek istemeyeceğiniz bir yer. Misafir. Misafir. Olabilir. Hadi bakayım. Muhteşem bir geriye dönüş mü? Nereden nereye? Dördüncü kez deniyorsunuz. En popüler cevap eğer misafirse Gopuk tayfası kopacak. Muhteşem bir kopuyoruz dönüşle finale çıkar. Ya gerçekten sıramında. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten bir kez daha aileler yarışıyordu. Şunun altını çizerek kanıtladık ki imkansız diye bir şey yok. İmkansız diye bir şey yoktur. Evet. İki kez geriye düştüler. 2-0'dan 2-2. 4-2 oldu. 4-2'den 4-4. 278 puanla Gopuk tayfası finalde. Helal olsun. Çok iyiydiniz. Çok iyi. Vallahi tebrik ederim. Kesinlikle. Muhteşem yarıştınız Sayın Çobanlı. Muhteşem yarıştınız. Hatice başta olmak üzere. Çok iyi yarıştı. Sezen sen de öyle. Bu heyecanı bize yaşattınız. Ekranları başındakileri yaşattınız. Sağ olun, var olun. Güzel bir anı oldu. Öyle öyle. Sevdiklerinize lütfen selamlarımı iletin. Onların da sizlere çok selam var. Alkışlarla uğurluyorum efendim. Buyurun. Görüşmek üzere. Tebrik ederim. İnşallah sonunu getirirseniz tebrikler, başarılar. Abi inşallah alırsınız. Biz bakalım kardeşiniz var. Teşekkürler. Kümel akış yaradı. Abi öldük öldük. Woo! Yusuf nasıl? Süper değil mi? İyi değil mi? Nasıl Yusuf? Nasıl döndüler bir anda? Vallahi yok böyle demiş. Çok heyecanlandık. Bravo Yusuf! Şimdi... Hangi iki kıymetli misafirim benimle 10 bin lira için yarışacak? Valla bu ağır riski Kadriye ile Ali'ye vermek istiyorum. Evet. Alkışlarla yanıma davet ediyorum. Ali, önce sen yarış, sonra Kadriye yarış. Evet. Önce Kadriye yarış. Hayır, önce ben yarış. Hayır, önce sen. Tamam. Evet, önce sen. Önce ben Kadriye yarış. Hadi sizi seviyoruz. Geleyim. Abi pardon. Estağfurullah. Her ikinize de aynı soruları soracağım. Soruları duymamanız gerekiyor. Hı hı. İlk önce kiminle yarışayım? Kadriye'yle yarışıyorum. Önce Kadriye'yle yarışıyorum. Hı hı. Seni müzik odasına uğurluyorum. Tamam. Bu taraftan. Burada. Alkışlarla. Kadriye, şöyle yanıma alacağım seni. Hı. 20 saniye süren var. Evet. 5 tane soru yönelteceğim. Aklına gelen ilk cevapları ver. Evet. Aklına cevap gelmezse pas de. Tamam. Süremiz yeterse cevap alamadığımız soruya tekrardan geri döneriz. Tamam. Sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. Yürekten hem de. Çok sağ olun. Hazırız. İnşallah. Hazırım. Aileler yarışıyordu. Final etabının ilk devresi başlıyor. Kaçırabileceğiniz bir şey söyleyin. Pas. Sıklıkla parfümlerde kullanılan bir çiçek söyleyin. Leylak. Piknik yapılan bir yer söyleyin. Pas. Mektup yazmanıza neden olan bir durum söyleyin. Askere gidilmesi. Yanında kaymak ile servis edilen bir tatlı söyleyin. Ekmek kadayıfı. Kaçırabileceğiniz bir şey söyleyin. Tren. Piknik yapılan bir yer. Çok kolaydı, süre yetmedi. Ya. Piknik yapılan bir yer. Neyse, heyecan. 200 puan. Orada diyecektim, adam mesire alanı diyecektim, aklıma geldi. Şimdi Kadriye, seni uğurluyorum müzik odasına. Ve Ali Uğur'u buraya davet ediyorum. Ben... Buyursun. Gelin. Evet.
Kardeşim senin 25 saniyen olacak Ali Uğur. Tamam abi. Aynı soruları soracağım. Aklına gelen ilk cevapları ver. Aklına tamam. Cevap gelmezse pas de. Süremiz yeterse cevap alamadığımız soruya tekrardan geri döneriz. Tamam. Eğer aynı cevabı verecek olursan da sana değiştir diyeceğim. Tamam. Sakin ol, sorular kolay. Peki. Yürekten başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Hazır mısın? Evet. Aileler yarışıyordu. Final etapının ikinci devresi başlıyor. Kaçırabileceğiniz bir şey söyleyin. Kız. Sıklıkla parfümlerde kullanılan bir çiçek söyleyin. Pas. Piknik yapılan bir yer söyleyin. Orman. Mektup yazmanıza neden olan bir durum söyleyin. Aşk. Yanında kaymak ile servis edilen bir tatlı söyleyin. Künefe. Sıklıkla parfümlerde kullanılan bir çiçek. Çok kolay. Mimoza. Al. Mimoza. Olur mu? Yani gül olabilir. Gül ya, gül. Limon olabilirdi. Bugün verdiğin gül de olabilirdi. Şimdi Kadriye'yi evet. Bir alkışlarla buraya alalım. Evet. Nasıldı? İkiniz de birer soruya cevap öyle veremediniz. Mi? Güzel cevaplar var. Daha da iyisi olabilirdi. Kesinlikle. Ama her an her şey olabilir. İş en popüler cevapları bulabilirsek bir iki tane işin rengi değişebilir. Dönelim. Verdiğimiz cevapların puan karşılıklarının toplamı 200 olursa 10 bin lirayı kazanıyorlar. İlk soru. Kaçırabileceğiniz bir şey söyleyin diye sordum. Kıymetli misafirlerimin verdiği cevaplar. Tren. Şimdi yani arkadan gülme sesleri de geliyor. Gülün sesi gülün. Yıl olmuş 2019. Yani şu dönemde kız kaçırma diye bir şey mi kaldı ya? Ya bu yani çok eskiden yani tabiri caizse yani cahillik. Evleniyor herkes. Zamanın yani şimdi artık herkes çok medeni. Evet. Hepsi herkesin aklı başında heyecandan kız geldi aklına alelinde. Ama keşke uçak gelseymiş. Evet. Evet. Ya bugün evlenme teklif etti hadi ona yoruyorum. Ona yoruyorum. Ama hadi bakalım şey. Trenden olabildiğince puan almaya çalışalım. Bakalım belki de kız İnşallah. Diyen birkaç kişi hadi de olmuş olabilir. Cevapların puanları aksın. 3'te kaldı. Yine iyi. Olsun. 3 puan iyidir. Yine iyi. Tren cevabının kalan puanları aksın. İyi gidiyor. 15'te kaldı. 18'te. Otobüs var mıydı? Sizce buranın en popüler cevabı uçak. Ne? Uçak ya da otobüs. Uçak en popüler cevap evet, uçak. Uçak. Soru 2. Sıklıkla parfümlerde kullanılan bir çiçek söyleyin diye sordum. Aldığım cevaplar leylak ve mimoza. Cevapların puanları aksın. Mimoza. 0. Leylak. Puanı aksın. Buranın en popüler cevabı çiçeği kaldırır mısınız? Gül. Bunu hediye ettin. Evet. İnanmıyorum. Gül. Üçüncü soru. Piknik yapılan bir yer söyleyin diye sordum. Kadriye'den cevap alamadım. Ama Ali Uğur'dan güzel bir cevap aldım. Orman. Şu en popüler cevap olsun da bari. Evet ya. Bir moralimiz yerine gelsin. Orman cevabının puanı aksın. İyi olacak. Hadi. Yolun dörtte birini geçti. En iyi geçti. Güzel. 30 kişi olsun en popüleri. Aynen, aynen. İnşallah. Bravo. Hala artıyor. Bravo. Oy, oy. En popüleri. Bu iyi oldu.
iyi oldu. Bir tane popüler buldum. 64. Şimdi. Burada da güzel cevaplar var. Mektup yazmanıza evet. neden olan İkisi bir durum söyleyeyim. İkisi evet. Güzel cevaplar aldık. Neydi onlar? Askerle aşk. Askere gidilmesi ve aşk mektubu. Puanları aksın. Hadi bir yüzü geçsek mi burada? Yüzü geçsek ya şimdi. İyi gidiyor. Vallahi iyi gidiyor. Çok güzel. 100 olduk. Buradan ne kadar çıkabilirsek iyi. Aşk bence en popüler cevabı Aynen. buranın. İki bence. De askere gidilmesi. Askere gidilmesi iyi yükseldi. İyi yükseldi. Şu aşk şöyle 35'ler 40 arası bir yere çıkarsa her an her şey olabilir. Son soruya bakıyorum. Güzel cevaplar da var sonda. Hadi bakalım. Aşka geldik be yürü. Aşkın kalan puanları aksın. ...120... ...son 77 puan... ...çık... Hadi, ...çık... Hadi, ...çık... ...37, 127... ...olabilir, son cevaplar iyi... ...sen buna da mı cevap vermedin? 127... ...hem de güzel... ...yarışma boyunca hep... ...geriden geldiniz... ...inşallah... Evet. ...soldaki hızlı etap dahil geriden geldiniz... ...iki tane sıfıra rağmen... 35, 35 ...eğer başta kaçırabileceğiniz olur. Bir şeyde... Evet. ...eğer uçak demiş evet, olsaydınız... Evet. Uçak ve ...şu anda işimiz gerçekten... Bitmişti. ...bence çok kolaylamıştır... ...uçak ve gül demiş olsaydı ...ya da ben bitmişti cevap verseydim... ...ya da gül, ikisinden biri bitmiş... ...ikisinde söylesek Kaza bitmişti... Gül aldı, ...şimdi 10 bin lirayı kazanabilmemiz için... ...ihtiyaç duyduğumuz 73 sayı var... ...evet... ...son soru... Yanında kaymak ile servis edilen bir tatlı söyleyin diye sordum. Cevaplar. Ekmek kadayıfı. Çok doğru. Evet, ikisi de. Künefe hatta en popüleri belki de. İkisi de çıkabilir. Şimdi burada bir tane popüler var bence. Evet. 73 puan. Puanlar 160. Aksın. Son 59. Son 49. Son 39. Son 21'de kaldı künefe. 170. Geriye ihtiyaç duyduğumuz 30 puan var. Ekmek kadayıfının kalan puanları aksın. Son 20. Ay, bir soruyla gitti ya. Son 19. 18. 16. Son 15. Son 14. Son 13. En popüleri buldunuz. 3 tane en popüler ama 2 tane 0. Evet. Kız cevabı da aslında değil. Uçak bir tane olsaydı uçak bizi kurtarırdı. Uçak veya evet. gül. Evet. Bir tane gül demiş olsaydınız şu anda 10 bin liranın sahibiydiniz. Evet. Ya inanılır gibi değil. Son 2 cevaptan aldıkları puanlara bakar mısınız? 30, 60, 80, 100, 110, 123 puan almışlar. Sadece son 2 sorunun cevaplarıyla. Evet. 123 puan. 40. Uçak olsaydı yapacak bir şey yok. Evet. Güzel bir anı, güzel bir hatıra evet, oldu. Evet. Ali Uğur'a ve Sema'ya hayatları boyunca mutluluklar diliyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Hocayı. Bugünkü de size çok güzel bir anı oldu. Gelin hep beraber kapatalım programımızı. Diğer ailemizi de alalım. Buyursunlar efendim. Diğer ailemiz de geldi. Gelin bakalım. Evet hanımefendiler, beyefendiler, aileler yarışıyoruz. Sonuna geldik. Olmadı. Kısmet. Güzel bir anı oldu. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola efendim. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Hoşça kalın. Bir tane uçak. Bir tane uçak bitirmişti. Ya da git. Gitmişti. Kısmet. Cevap. Ya, siz oradan kendinizi yarıştırdınız mı cevaplarda finalde? Yarıştırdım ben.
He, duyamadınız mı? Sağ olun, var olun. Renk katıyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çocuklar gelin bakalım. Gel, gel. Yusuf gel. Gel, Yağız gel. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Kameraya el sallayacağız. Gel. Gel. Şuraya el sallayalım bakalım. El salla buraya bakalım. El sallayın, el sallayın.